Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, kıymetli katılımcılar, herkese en samimi duygularımla selamlıyor. Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Sanayi Odası'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen panele katkılarından dolayı başta Yargıtay üyelerimiz ve değerli hocamıza, en nihayetinde de bu değerli paneli gerçekleştirmemize vesile olan tüm taraflara teşekkür ediyorum. Tabii küresel sorun olarak görülen ve ülkemizde de yaşanan elim iş kazaları ile birlikte gündeme taşınan olumsuz anlamda zihinlere çağrışım yapan iş sağlığı ve güvenliği algısının çalışma hayatının tüm taraflarda değişmesi, güncellenmesi en çok mücadele ettiğimiz alanlardan birisi esasında. Gelişen ve değişen dünyada çalışma şartlarının ortaya çıkan yeni risklere göre balans edilmesi, bu manada yasal anlamda yapılacak olan değişiklikler tarafımıza iletilen görüş ve öneriler doğrultusunda devamlı surette revizyona uğramaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yayınlanmasıyla birlikte malumunuz daha çağdaş bir yaklaşım olan önleyici ve risk odaklı, kapsayıcı ve tüm tarafların görüşlerinin alınıp maddelere derc edildiği bir düzenleme hayata geçirilmişti. 20 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 2013 yılı itibariyle kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin, faaliyet konularına bakılmaksızın tüm iş yerleriyle işveren, işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere hülasa tüm çalışanlara uygulanan kanun, kademeli olarak yürürlüğe girmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyoneli İslam Etme Yükümlülüğü dışındaki tüm maddeleri esasında 2013 yılı başı itibariyle yürürlüğe girdi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü bu konuda ciddi anlamda soru geliyor. Kamu kurumlarında ve 50'den az çalışan olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü malumunuz 23 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan 7250 sayılı torba kanununa birlikte 2023 yılı sonuna kadar ertelenmişti. Genel müdürlüğümüzce yürütmekte olduğumuz birçok proje ve araştırma iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan yatırımların orta ve uzun vadede iş yerinin verimliliği, karlılığının artmasında önemli etken olduğunu ortaya koymaktadır. Tabii bir taraftan paneli takip ederken bir taraftan da değerli katılımcılarımızın bazı veriye esasında dayalı olmayan bazıları istatistiksel bilgiler vermiş oluyorlar. Onlarla ilgili de bir taraftan bilgi paylaşımda bulunacağım. Esasında tahmin edilenin aksine ülkemizde hali hazırda iş sağlığı ve güvenliği hizmeti her 10 çalışandan 7'sine ulaşmaktadır. Öyle ki geçen 8 yıllık süreçte müstakil iş sağlığı ve güvenliği uygulaması bulunan ülkemizle benzeri ölçekteki birçok ülkenin kat ettiği mesafeyi biz araştırdık ve kısa sürede bu mesafeyi ülkemizin de aldığını teyit etmiş olduk. Avrupa'da Vision Zero kampanyası olarak ifade edilen, hedef sıfır olarak belirtilen ve uluslararası standart olarak esasında karşımıza çıkan ISO 45001-2018'in en temel önemli ve en önemli adımlarından bir tanesi esasında iş sağlığı ve güvenliğinde de başarının sırrı üst yönetimin yani işverenin taahhüdü olduğunu vurgulamak istiyorum. Kanunumuzun kurgusunda ve ruhunda da yapılacak tüm çalışmalarda bizatihi işverenin dahil edilmesi bunun en temel göstergesi. Peki biz işverenlerimizden neyi ümit ediyoruz? Tabii daha ziyade hep işverenlerimiz üzerinden gidildi. Çalışanlarla ilgili konudan da bahsetmek gerekiyor. Ona da ben kısa girmek istiyorum izniniz olursa başkanım. İşverenlerimizden çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanması, risk değerlendirmesinin yapılmasının sağlanması ve çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden iş uygunluğunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Ayrıca yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için de gerekli tedbirin alınması beklentilerimiz arasında. Tabii bu görevlerini yerine getirirken işverenin en büyük yardımcısı şu an katılımcılarımız arasında da oldukça fazla sayıda olduğunu bildiğim iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleridir. İşveren istihdam ettiği ve asli görevi kanunumuzda da açıkça danışmanlık olarak vurgulanan, belirtilen bu profesyonellerden azam ölçüde faydalanmalıdır. Genel müdürümüzün de açılış konuşmasında ifade ettiği üzere mevzuat sadece uygulanması gereken bir zorunluluk değil, sağlık ve güvenliğimizi destekleyici bir araç olarak görülmelidir. Buna ek olarak işveren tarafından baktığımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
işverenimize sadece yükümlülükler getiren bir kanun değil, iş yerlerinde gerçekleşecek olası iş kazalarını önleyen ve bu kazaların sonuçlarından işverenimizi de koruyan bir kalkan niteliğindedir. Katılımcı yaklaşımla kurgulanan bu kanunumuzda örneğin risk değerlendirmesi ekibinde kimler var? İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin yanında işveren veya vekilinin de karar alma noktasında dahili çok büyük önem arz etmektedir. Benzer şekilde iş yerinin çalışma şartlarının düzeltilmesine ve çalışanın güvenli davranış alışkanlığının kazandırılmasına ilişkin birçok hamlede de işverenlerimizin etkin rol üstlendiği aşikardır. Uygulamada söz konusu hususları aidiyet arzusuyla sahiplenen iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha başarılı olduklarını biz görebiliyoruz. Başarının temel göstergesinin de iş yerinde meydana gelen ve raporlanan ramak kazaların, ki bunu ben şöyle tanımlıyorum, cismani zararla neticelenmeyen, tolere edilebilir seviyeleri indirgenmesi esasında kazasız adam gün kaybının minimum rakamları indirgenmesi olarak gösterebiliriz. 2015-2017 yılları arasında gerçekleşen 4315 ölümlü kazayı biz inceledik. Türkiye'de bu çalışmanın bir örneğini rahmetli Uğur Müngen Hoca yapmıştı yıllar önce. Biz de 2018 yılında bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu konuşmamda buna da özellikle yer vermek istedim. En nihayetinde ciddi emek verilen çalışma. Henüz bu çalışmayı yayınlamadık ama yakın zamanda yayınlayacağız inşallah. Bu 4315 ölümlü iş kazasını tek tek incelediğimizde şunu müşahede ettik. 30 farklı iş kazası öne çıkıyor analiz sonuçlarımıza göre. Bunların %80'i kod olarak vereceğim ve kodla birlikte açıklayacağım. 42, 51, 33, 85, 34, 12 ve 83 kod numaralı kazalar. Peki bunlar neler? 42 taşıt aracı ve ekipman kullanımından kaynaklı olan kazalar. 51 kişinin alt düzeye düşmesi. 33 yukarıdan kazazedenin üstüne maddi aracın kayması, düşmesi, çökmesi. 85 üçüncü bir kimsenin veya kişinin kendisinin kendine ve başkasına tehlike yaratması. Ve bunların hepsi ölümle neticelenmiş ne yazık ki. 34 aşağıdan, yani kazazedeyi aşağı çekerek maddi aracın kayması, düşmesi. 12 doğrudan temasa yol açan elektrik sorunu. 83 ise işlerini yapmakta olan kazazedeye yönelik şirket dışındaki kişiler tarafından vahşet saldırı ve tehdit vakaları. Yani bu saymış olduğum toplam 7 kaza sebebini ortadan kaldırdığımız anda bu 4315 kazanın tam 2677 tanesini, ölümlü kazayı engellemiş oluyoruz. Rakamlar düşündürücü. İstanbul Sanayi Odası ile bu programı yaptığımızdan dolayı sanayi odasına üye olan iş yerlerinin Kahir Ekseriyet'in imalat sanayiye yönelik olduğunu görür. Onunla ilgili rakamları vermek istedim. İmalat sektöründe ölümlü iş kazalarının kaza sebeplerine göre dağılımında da %18,5'la 51 numaralı, yani kişinin alt düzeye düşmesi şeklinde kazaların öne çıktığını görüyoruz. İkinci sırada 42, yine araç, gerek fabrika içerisindeki araçlar gerekse fabrika dışındaki araçların neden olduğu kazalar. Sadece trafik kazaları olarak ifade edilmiyor. Biliyorsunuz karayolları trafik kanunu trafik kazasını devlet yolu, köy yolu, il yolunda gerçekleşen kaza olarak tanımlıyor. Buradaki rakam esasında fabrika içerisinde gerçekleşen kazalar da bu sıralamaya dahil. %18,1 ciddi sayı. 33 nolu kodsa üçüncü neden yine kayma, düşme ve çökme nedeniyle gerçekleşen kazalar olarak sıralanabiliyor. Biz analiz sonucunda şöyle bir sonuca vardık ki 2015-2017 yılları arasında imalat sektöründe meydana gelen ölümlü iş kazalarının %14 oranıyla ilk sıralarda kişilerin alt düzeye düşmesi, taşıt ve araç kazaları, %8 ile ise işte kayma, düşme sebepli kazalar. Peki gördüğümüz sebepler araştırıldığında aslında alınacak çok küçük önlemler can kayıplarına kadar giden sonuçların önlenmesini sağlayabilir. İşverenler özellikle ramak kazaların takibinin yapılmasını önemsemeli. Ki kaldı ki bunu biliyorsunuz, ramak kala ile ilgili rapor düzenlenmesi kanunda net olarak ifade edilmiş ve bunu tabii ki iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimizden destek alarak bunu yapmaktadır. Bir diğer analizden bahsetmek istiyorum. Kurumsal firmaların da aralarında bulunduğu iş yerleriyle yaptığımız mülakatlar neticesinde KOBİ olmayan 250'den fazla çalışanı olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ülkemizde iyi konumda bulunan firmalarla görüştük. Araştırma sonuçlarımızda ne çıktı? Bakın çok ilginç. İş sağlığı ve güvenliği maliyetinin yıllık üretim maliyeti içerisindeki yüzdesi sadece %1,39. İş sağlığı ve güvenliği yatırımlarının bir yıllık tüm yatırımlar içerisindeki yüzdesi ise %3,96.
Hayata geçirildikten sonra bir inşaat türesi maliyet içerisindeki yüzdeye baktık. %2,86. Ki inşaat sektörünün çok tehlikeli sektörde yer alan bir alan olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sağlık ve güvenliğinin bir yıllık şirket toplam bütçesi içerisindeki yüzdesi ise %1 dahi değil. Bu rakamlar özellikle belirtmek istedim. Benim bizatihi görüşmüş olduğum yabancı menşeli firmalar açıkçası maliyet hesabını biz yapmıyoruz. Çalışanın sağlığı ve güvenliğine giren konularla ilgili biz maliyet araştırmasını yapmıyoruz diye de dönüş yapan açık yabancı kurumsal firmalarda olmuştu. Peki ILO tarafından yapılan bir araştırma var. Kısaca ondan da bahsedeyim. 2019 yılında ILO yaptığı araştırmada zayıf iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına bağlı maliyetin gayri safi yurt içi hasılanın o ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %3,94'üne tekabül ediyormuş. Biz de benzer araştırmayı kendi ülkemiz için yaptık. 0,90 iyimser olan maliyet oranı. Fakat bir yaklaşım var artık literatürde kabul gören. Bu yaklaşıma göre de 1'e 8 kat. Bunu yaptığımızda da rakam 4'e yakın çıkıyordu yüzde gayri safi yurt içi hasıla oranına. Ülkemizin gayri safi yurt içi hasıla oranının 1 trilyonun üzerinde olduğunu düşünürsek iyimser tahminle bile 90 milyar her yıl bu kaza maliyetlerinden dolayı milli gelirimizden gidiyor. Genel müdürlüğümüzce iş kazaları sonucu işveren açısından oluşan maliyet unsurlarına ilişkin ayrıca bir çalışma daha gerçekleştirdik. Bu çalışmada esasında kazaların olası tüm sonuçlarını ortaya koyduk ve üç temel sonuç ortaya çıkıyor. Bireylere malum sonuçları, işletmelere ve tabii ki kamuya sonuçları. İşletme detayına indiğimizde vicdani sorumluluğun yanı sıra çalışma süresi kayıplarından, ekipman, malzeme, hasar maliyetlerini, üretim kapasitelerinin düşmesinden gelir kayıplarına ve şirket itibar zedelenmesinden hukuki süreçlere kadar birçok sonuç bulunmakta. Hukuki sonuçları değerli üstadımız Sayın Ahmet Bey, Sayın Hocamız Levent Bey çok detaylı bir şekilde ifade etti. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 21. maddesi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 51, 52, 53, 54 ve 55. 56. maddeleri esasında hukuki sonuçlarını ifade ediyor. Biz 2018 yılı içerisinde 74 tane sürekli iş göremezlikle neticelenen ve 22 ölümle sonuçlanan kaza inceleme kazaları hukuki yönleriyle, sonuçlarıyla ortaya koyduk ve bakın nasıl sonuçlar çıktı. Bir sürekli iş göremezlikse sonuçlanan, burada sürekli iş göremezliğin tanımını biliyorsunuz, meslekte kazanma gücü kayıp oranı kişinin %10 ve üzeri ise burada sürekli iş göremezlik geliri bağlıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Bir sürekli iş göremezliği KOBİ 1 ile 249 arası çalışan olan işletmeler biliyorsunuz. Maliyet esasında öz sermayesinin %39'unu götürüyor. Eğer kaza ölümlüyse %63'ünü götürüyor. Rakamlar korkunç. Yani böyle bir riski almak hakikaten zar atmak gibi bir şey. Daha önce de ifade ettiğim gibi işverenler olarak kanun yükümlülükleri yerine getirdiğimizde önce çalışanımızı, sonra vicdanımızı ve son olarak sermayemizi korumuş olacağız. Önlemenin ödemekten daha insan olduğunu ifade ederek çalışanlarımızın da bu anlamda yükümlülüklerini hatırlatarak çünkü iş sağlığı ve güvenliği anlamında gerekli olan her türlü tedbiri almasına, aldırmasına, iş sağlığı ve güvenliği profesyonel görevlendirmesine rağmen çalışan almış olduğu eğitim ve talimatların dışında hareket edip zarar verirse ki 4850 sayılı iş kanunu işveren tarafından haklı nedenle sözleşmeyi feshettiğine ilişkin hükümde de bu yer almakta malumunuz. İş akdinin işveren tarafından bu kurallara uygun hareket etmediği net bir şekilde ortaya konulan uyarılara rağmen, resmi uyarılara rağmen bu da, güvensiz davranışları devam ettiren işçiyle ilgili iş akdinin feshedilmesi gündeme geliyor ve haklı nedenle de iş akdi feshedilebiliyor. Burada çalışanlara da esasında ciddi yükümlülükler işlerde gerek çalışanlarımızın gerekse işverenlerin hedeflenen noktaya başta iş yeri bazlı en nihayetinde de küresel ederek sağlık ve güvenliği profesyonellerinin iş yerlerinde yürüttükleri faaliyetler neticesinde ortaya koydukları reçetenin uygulanması halinde hedeflere ulaşmanın teşekkür ediyorum. Organizasyon içinde Sayın Başkan'a, işbirlikleri için bizleri kıramadıkları için, değerli vakitlerini ayırdıkları için de Sayın Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkan Vekili Mesut Balcı ve 12. Ceza Dairesi üyesi Sinan Bey'e ve katkılar için Levent Akın hocamıza minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.